Merhabalar, sizlere Çengelhan Rahmi Koç Müzesi'nden sesleniyoruz. Müze sorumlusu Mine Sofuoğlu bu muazzam mekanla ilgili bizi bilgilendirecek. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Harika bir mekanda çalışmak nasıl bir duygu? Önce onu sormak çok, istiyorum. Çok keyifli gerçekten. Hem mekan çok büyüleyici, söylediğiniz gibi burada çalışmak çok büyük bir şans. Hem tüm objeler bizim göz bebeğimiz. Kesinlikle çok hoş. Hepsi çok, çok hoş. Çok gerçekten çok mutluyuz. Şimdi Çengelhan, öncelikle Çengelhan'ın tarihiyle ilgili biraz bilgi almak istiyorum. Çünkü çok muazzam bir handayız şu anda. Ve Rahmi Koç Müzesi nasıl burası bir müze haline döndü? Nasıl Rahmi Koç Müzesi oldu? Evet, uzunca bir öyküsü var. 1522 yılına dayanan bir öykü bu. Çünkü müzemizin konumlandığı, yer aldığı Çengelhan 1522-1523 yıllarına tarihlendiriliyor inşası. Ve o dönemde Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı, yani Mihrimah Sultan'ın eşi, damat Rüstem Paşa'nın vakfına bağlı olduğu biliniyor hanın. Ve o dönemde tipik bir Anadolu kervansarayı olarak kullanılmış. Üst katta çeşitli odalar yolculuk yapan tüccarların konaklaması için dizayn edilmiş, oluşturulmuş. İçinde bulunduğumuz mekan aslen hanın orta avlusu, üzeri açık o dönemde ve pazar yeri olarak kullanılmaktaymış. Etrafında da yine küçük bir takım dükkanlar yer almakta orta avlunun. En alt katta, yani bodrum katımızda da bir develik kısmı, binek hayvanlarının bağlandığı bir develik kısmı bulunmaktaymış. Ve tabii bildiğiniz gibi Ankara o dönemde çok önemli bir ticaret merkezi, İpek yolu üzerinde yer alıyor olması sebebiyle. Ve literatürde de anıldığı gibi burası Hanlar Bölgesi olarak geçer Ankara'da. Bu bölgenin en büyük ve en pahalı hanlarından, dört hanından bir tanesi olarak biliniyor Çengelhan. Uzun yıllar bu şekilde kullanıldıktan sonra han 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı gibi artık bu işlevinden yavaş yavaş sıyrılıp bir tiftik ve ham deri satışının yapıldığı bir toptancı merkezi haline geliyor. O şekilde işlevini sürdürmeye devam ediyor ve hanın bizler açısından bir diğer önemli özelliği de hanın ortasında bulunan avluda, orta avluda bir dikdörtgen yapı vardır, sizin de görebileceğiniz gibi. Merhum Vehbi Koç'un iş hayatına başladığı dükkan da burası. Vehbi Bey çocuk yaşlarda bu dükkanda çalışmış. Dolayısıyla Koç Holding'in temelleri bu dükkanda atılmış diyebiliriz. Harika. Tabii hem böyle bir tarihi önemi, kesinlikle, hem de grubumuz ve Koç ailesi açısından böyle bir manevi önemi olunca tamamen terk edilmiş bu hanı, 20. yüzyılın sonunda tamamen terk edilmişti 1990'larda. 2003 yılında yine Sayın Rahmi Koç'un İstanbul'da 1994'te kurduğu müzenin tadını bir nebze olsun kendi doğduğu, büyüdüğü şehirde Ankaralılara da yaşatmak amacından yola çıkarak 2003 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden hanı kiraladık. Restore et, işlet, devret modeline göre. Ve yaklaşık 14 ay süren restorasyon. Evet, çok ikna ile restore edildi. Uzun tamamen, da sürdü. Evet, tamamen aslına sadık kalınarak yapılan bir restorasyon. Sadece orta avlunun üzerini cam ve çelik konstrüksiyonla kapatıp koruma altına aldık hanı. Ve 2005 Nisan ayında da Ankaralıların ziyaretini açtık. Ankara'nın ilk, Türkiye'nin ikinci sanayi müzesi. Bildiğiniz gibi, az önce de ifade ettiğimiz gibi, İstanbul'da bir müzemiz daha var. Ve o gün bugündür Ankaralıların hizmetindeyiz. Çok geniş bir koleksiyonu barındırıyor müze. Biraz koleksiyon hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. Dediğiniz gibi koleksiyon çok geniş. Müzede toplam 32 sergi odası var. Ve havacılıktan tıbba, karayolu ulaşımından raylı ulaşıma kadar aklınıza gelebilecek pek çok seksiyon var müze içerisinde. Tarihlendirme açısından baktığınızda da 19. ve 20. yüzyıl objeleri ağırlıklı, sanayi müzesi olması sebebiyle.
boyutları açısından değerlendirdiğinizde işte büyük buhar motorlarından, klasik otomobillerden tutun da küçük çok minik objelere kadar. Küçük minyatürlere ve hatta işte modellere kadar aslında sadık kalınarak yapılmış modellere kadar, ölçekli modellere kadar pek çok obje var. Tabii şimdi zamanlama açısından, periyot açısından değerlendirdiğinizde koleksiyondaki en eski objeler 1600'lerde Araplar tarafından kullanılmış olan usturlaplar, bir nevi astronomik gözlem aletleri bunlar. Ancak dediğimiz gibi geneli 19. 20. yüzyıl. Tabii bunu değerlendirdiğinizde, baktığınızda bir doğa tarihi müzesi ya da bir arkeoloji müzesindeki zaman dilimiyle karşılaştırdığınızda çok büyük bir periyot değil. Ama 18. yüzyılda başlayan sanayi devrimini göz önünde bulundurduğunuzda ve akabinde gelen endüstrileşme ve makineleşmenin hızını düşündüğünüzde gerçekten koleksiyonun çok büyük, geniş bir yelpazeye haiz olduğu ve zenginliği rahatça görülebiliyor. Kesinlikle. Peki Mine Hanım, hepsi çok dikkat çekici bence ama gelenler en çok hangi objeler üzerinde duruyor? Yani en çok hangileri dikkat çekiyor? Evet, dediğiniz gibi aslında ayrımı yapmak çok zor. Kesinlikle. Ama birkaç belli başlı örnek verecek olursak bunlardan bir tanesi 1918'de üretilmiş bir Ford T. Arkamızda evet, gözüken hemen arkamızda araç değil mi? Siyah araç. Zaten sloganı da odur. Siyah evet. olduğu sürece her renk sloganıyla bilinir. Ve 1908'de ilk üretimine başlanıyor Ford T'nin. Dünyada seri üretimi yapılan ilk otomobil olma özelliğini taşıyor. Çok, çok da ekonomik ve otomobil kullanımını o dönemde dünyada yaygınlaştıran bir atılım bu. Akabinde başka bir örnek yine tıp bölümünden bir beyin ameliyatı seti. Napolyon Bonaparte döneminde Napolyon'un bıçakçısı tarafından yapılmış 1800'lere tarihlenen bir set ve bıçakçısı Grangere'nin imzasını taşıyan, günümüze ulaşabilmiş tek parça, set gerçekten. Olarak biliniyor. Onun yanı sıra yine Edison fonografı çok enteresandır. Çünkü Edison dünyanın ilk ses kaydedip dinletebilen cihazını 1878'de icat ediyor. Bunun adı da fonograf ve o fonografın bir örneği yine müzemizde mevcut. O benim çok en çok dikkatimi çeken eserlerden. Original fonograf. A little piece of practical poetry. Ve bütün bunların yanı sıra tabii müze tamamen sanayi ile ilgili objeleri sergiliyor olmanın dışında Ankara ve Atatürk bölümümüz de var. Hı hı. Yine Ulu Önderimiz Atatürk tarafından kullanılmış bir takım kişisel eşyalar, o dönem Cumhuriyet'in kuruluşu töreni için, Cumhuriyet'in ilanı törenleri için Atatürk'ün emriyle dikilmiş ilk Türk bayrağı, insanları, güzel. Ziyaretçileri çok duygulandıran çok bir güzel. Obje. Öte yandan yine İsmail Atsürer isminde bir tren modeli yapımcısı vardır. Merhum İsmail Atsürer bundan birkaç yıl önce vefat etti. Sağlığında çalışabilir tren modelleri yapıyormuş kendisi. Bizim müzemizde de sergilenen birkaç örneği var. Ancak vefatından sonra atölyesini müzemize taşıdık. Anısını yaşatalım, ziyaretçilerimiz görsünler, o aynı heyecanı bizimle paylaşsınlar diye. Atölye çok enteresan çünkü o çalışabilir tren modellerini hiçbir şekilde elektrik kullanmaksızın tamamen manuel mekanik aletlerle yapmış. İnanılmaz bir çok mühendislik dehası evet. üstelik ilkokul mezunu olmasına rağmen çok övgüye değer, övgüye şayan. Bir diğer taraftan tabii ki Vehbi Koç dükkanı da çok ilgi çekici. 1900'lü yılların 20. yüzyılın ilk yarısının o mütevazi güzelliğini ziyaretçilere anımsatan, yaşatan bir mekan. Belli başlıkları bu şekilde özetleyebiliriz. Bu eserler müzeye nasıl kazandırılmış? Temini nasıl olmuş? Eserlerin aslında koleksiyonun çok büyük bir bölümü tabii ki kurucumuz Sayın Rahmi Koç'un sanayiye duyduğu ilgiyle gelişen kişisel girişimlerin sonucu edinilmiş. Çünkü çocukluğundan bu yana Rahmi Bey biriktiriyor, halen biriktirmeye devam ediyor. Tabii bunun yanı sıra
yine çeşitli kurumlar ve şahıslarca müzemize bağışlanmış bir takım objeler var. Sağ olsun Ankaralılar bu konuda çok büyük ilgi gösterdiler. Başvuru yapıyorlar bize. Başvuruların değerlendirmesi neticesinde objeyi kabul ediyoruz. Kriterlerimize göre değerlendiriyoruz. Böylece hem koleksiyonumuza yeni objeler katılıyor, koleksiyonumuz zenginleşiyor. Hem de bağışlayan kişilerin isimlerini yaşatmış oluyoruz. Bunun çok önemli iki özelliği var benim dikkatimi çeken. Bir kere yemek yerken bir müzenin içerisinde yemek yiyor olmak görsel açıdan muhteşem bir evet. şey. Bir diğeri de güncel. Yani geldiğinizde ziyaret ettiğinizde gördüğünüz eserleri bir dahaki geldiğinizde daha farklı, çok doğru. daha zenginleşmiş şekilde görüyorsunuz. Biraz onlardan çok doğru, çok haklısınız. Onda da üç önemli etken var. Birisi Rahmi Bey'in, Sayın Rahmi Koç'un sürekli obje biriktirmeye devam etmesi ve müzeye, koleksiyona yeni objeler kazandırması. İkincisi bağışlar. Üçüncüsü de İstanbul Rahmi Koç Müzesi ile aramızda sürekli olarak devam eden obje değişim programları. Tabii ki bu çerçevede müze dinamik evet, müze dinamik kalıyor ve ziyaretçiler her gelişinde evet. farklı objelerle karşılaşıp farklı deneyimler yaşama şansına erişiyorlar. O da dediğiniz gibi çok mutluluk verici çünkü bizim için asıl olan, önemli olan ziyaretçi sayısını arttırmaktan ziyade ziyaretlerin sıklığını arttırabilmek. Evet. Yani bir kişi bir kere daha gelebiliyor buraya. Kesinlikle ben de bu çok dahil. Çok önemli. Çünkü kalıplaşmış bir şey evet. vardır biliyorsunuz artık çağdaş müzecilik anlayışı çok değişti özellikle son yıllarda Türkiye'de ama eskiden obje sirkülasyonu çok zayıftı. Depolarda yaşlanıyordu objeler ama artık yeni yeni objelerin çıkmasıyla o dinamizmini müzelerin canlı tutmasıyla çok sık sık yapılıyor. Ziyaret eder oldular. Ben kimi zaman ziyaretçi defterimizi gözden geçiriyorum ve çok defa rastlıyorum ki ziyaretçilerimiz bir yıl içinde 3 defa ziyaret ettim. Her gelişimde aynı keyif alıyorum falan gibi yorumlar yapıyorlar. Dediğiniz gibi o çok mutluluk verici ve çok önemli. Daimi sergilerin yanı sıra süreli sergiler de düzenleniyor. O açıdan da burası çok dinamik. Evet, birçok da evet. Alternatif aktivite yapılıyor bildiğim kadarıyla. Evet, evet çok haklısınız. Çünkü son yıllardaki akım o biliyorsunuz. Hı-hı. Çağdaş müzelerin yeni anlayışı, çağdaş müzeciliğin müzelerin artık bir kültür merkezi olarak ilerlemesi yönünde. Bizim de sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi müzemiz içerisinde bulunan ve divan grubu tarafından işletilen Çengelhan Bresser'i de gerçekleştirilen Hı-hı. bir takım organizasyonlar, kurumsal etkinlikler, mini konserler ve sergi salonunda açtığımız geçici sergilerle bir kültür merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Pek çok seçkin sergiye ev sahipliği yaptık bugüne kadar. En çok dikkat çeken sergilerden bir tanesi de yakın zamandan örnek verirsek geçen yıl açtığımız Minyatür Odalar sergisiydi. Hı hı. Amerikalı bir sanatçı Henry Kapcay'ın açtığı sergi Ankaralılar tarafından inanılmaz bir ilgiyle karşılandı. Çünkü Ankara ne yazık ki bu konuda kimi zaman ikinci planda kalıyor. İstanbul çok daha göz önünde. Ama Ankaralılar bu sergiyle kendilerini ispat ettiler diyebilirim. Çok çok farklı bir sergiydi. Farklı dönemleri ve farklı kültürleri yansıtan 1/12 oranında küçültülmüş evler insanları, ziyaretçileri bambaşka dünyalara götürdü. Dediğiniz gibi bu sergilere ev sahipliği yapmak da müzeye ve Ankara'ya çok şey kazandırıyor. Peki bu kadar aktivitenin yanı sıra bir de eğitim faaliyetleri düzenleniyor müzede. Onlardan bahsedebilir miyiz? Evet, müze olarak en büyük misyonlarımızdan, öncelikli misyonlarımızdan bir tanesi eğitim zaten. Çünkü bizim asıl amacımız sadece geçmişi sunmak değil ziyaretçilere, özellikle de çocuk ziyaretçilerin hayal güçlerini canlandırıp onları geleceğe hazırlayabilmek. Bu amaçtan yola çıkarak müzemiz Vehbi Koç Vakfı, Koç İlköğretim Okulu ve İstanbul Rahmi Koç Müzesi Eğitim Departmanı'nın da çok büyük destekleriyle bir eğitim paketi hazırladı 2005 yılında. Onayı alındı paketin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ve bu eğitim paketi tamamen ilköğretim öğrencilerinin müfredatına uygun olarak hazırlanmış bir paket. Dolayısıyla öğrenciler burada bir takım objeleri deneyerek öğrenme şansını ediniyorlar ve bambaşka bir haz tabii. alıyorlar. Bunun dışında ziyaretçilerle koleksiyon arasında interaktif bir bağ kurabilmek için düşünülmüş bir takım düzenlemeler var. Örneğin bir semafor bayrağı ya da güneş saatinin ne şekilde
kullanıldığını öğrenen öğrenciler bir çalışan bir model atölyeyi, makine atölyesini ya da çalışan bir deniz motorunu inceleyerek makinelerin çalışma prensibiyle ilgili bilgi ediniyorlar. Bizzat yaşayarak öğreniyorlar bunu. O çok büyük bir katkı sağlıyor onlar için. Bütün bunların haricinde bir de zaman zaman yaptığımız hafta sonu atölyelerimiz var. Bu hafta sonu atölyeleri de bireysel katılımlarla gerçekleşiyor. Rezervasyon ve randevu prensibine göre çalışıyoruz. Konusunda uzman bir takım eğitimci uzmanlar bize yardımcı oluyorlar o konuda. Farklı, birbirinden eğlenceli ve eğitici konu başlıklarıyla farklı faaliyetler sunuyoruz öğrencilere. Harika. Herkesin gelip burayı bir kere değil, birkaç kere görmesi lazım bence. Evet. Ankara dışından da, çünkü gerçekten çok keyifli bir yer. Ve son olarak gelmek isteyenlere bilgi verelim. Giriş ücreti nedir? Koşullar nedir? Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Pazartesi hariç her gün açık müzemiz. Hafta içi 10-17, hafta sonu 10-19 saatleri arasında açığız. Giriş ücretlerimiz yetişkinler için 6 lira, öğrenciler için 3 lira. 10 kişinin üzerindeki gruplara ayrıca grup indirimi uygulanmakta müzemizde. Harika. İlgi duyan herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için. Biz teşekkür ediyoruz ilginiz için.